Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlere Dikkat Çocuk Yayınları'nın harika bir serisini tanıtacağım. Bu serideki hikaye kitaplarının ismi şöyle: Kardan Kuş, 62'den Tavşan, Küçük Arkeologlar, Küçük Kaptan, Sevmek Ne Güzel, İlginç Süt Fabrikası. Evet sevgili çocuklar, bu güzel serinin içerisinde sizlere İlginç Süt Fabrikası isimli hikayeyi seslendireceğim. Hazırsanız başlayalım. İlginç Süt Fabrikası. Güneş henüz yeni doğmuştu. Emre ve Cemre kardeşler günün ilk ışıklarıyla uyandılar. Cemre pencereyi açtı. Serin rüzgar saçlarını uçuşturuyordu. "Yaşasın, çok güzel bir gün," dedi. Emre de oldukça heyecanlıydı. Çünkü babaları onlara bir sürpriz yapacaktı. İki kardeş ellerini, yüzlerini yıkadı. Cemre suyla oynamaktan hoşlanıyordu. Akan suyun altında ellerini birbirine vurarak çıkan sesi dinledi. Çıpı çıpı, çıpı çıpı, çıpı çıpı. Birazcık suyu da Emre'nin yüzüne attı ve banyodan kaçtı. Emre arkasından "Görürsün gününü, ben de sana yapacağım," diyerek koşturuyordu. İki kardeşin şakalaşması annelerini çok mutlu etmişti. Ailece kahvaltılarını yaptılar. Emre ve Cemre lıkır lıkır süt içtiler. "Mis gibi," dedi Cemre. Babaları onları meraklandırmak için "Sizi harika bir yere götüreceğim. Orada yemyeşil ağaçlar ve rengarenk çiçekler var. Hemen yakınında da müthiş bir fabrika göreceksiniz," dedi. Emre, "Bu fabrika çok mu büyük baba?" Babası, "Pek sayılmaz Emreciğim. Hatta biraz küçük bile diyebiliriz." Sonra da işaret parmağını Cemre'nin burnunun ucuna dokundurarak "Sizi gide meraklılar sizi," dedi. Emre ve Cemre çok sevindi. Ailece hazırlanıp yola çıktılar. Yolculuk esnasında babaları onlara bir bilmece sordu. "Süt verir bizlere, afiyet olsun sizlere." Çocuklar, "Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki inek," diye bağırıştılar. Babaları anlamlı anlamlı gülümsedi. "Aferin size çocuklar," dedi. Artık yaklaşmışlardı. Ahmet Bey arabayı güzel bir yerde durdurdu. Çocuklar şaşkın şaşkın etrafa bakınıyorlardı. Her taraf mis gibi çiçek kokuyordu. Her yer yemyeşil çimen halılarla kaplıydı. Ama görünürlerde fabrika yoktu. Anneleri çantasından 2 adet göz bandı çıkardı. Göz bandlarını çocukların gözlerine taktı. "Hadi bakalım sevimli afacanlar, bu küçük süt fabrikasını sizin bulmanızı istiyorum," dedi. Emre ve Cemre iyice meraklanmıştı. Annelerinin ellerinden tutarak ilerlemeye başladılar. Bir süre yürüdükten sonra anneleri durdu. Anlaşılan süt fabrikasına yaklaşmışlardı. "Ellerinizi uzatın bakalım. Bu süt fabrikasını dokunarak tanıyabilecek misiniz?" dedi. İki kardeş ürkek ürkek ellerini uzattılar. Yumuşacık, ılık, tüylü bir şeye dokundular. Tam o sırada diye bir ses duydular. Cemre çığlık attı. "Bu bir inek!" Anneleri ikisinin de göz bantlarını çıkardı. Babaları gülümseyerek "Nasıl buldunuz küçük süt fabrikasını?" dedi. Çocuklar hem çok şaşırmış hem de çok sevinmişlerdi. Cemre ineğin etrafında "Küçük süt fabrikası, küçük süt fabrikası" diye döne döne şarkılar söyledi. Ahmet Bey, "İnekler yemyeşil otlar yiyor. Bizler onlardan bembeyaz sütler sağıyoruz. Mis gibi gıdalı bir sütle besleniyoruz. Onlar tıpkı küçük bir süt fabrikası gibi," dedi. Cemre de "Hem de canlı bir süt fabrikası," diye kikirdedi. Emre ve Cemre küçük süt fabrikasıyla tanıştıkları için çok sevindiler. Ayrıca yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Hikaye de burada bitti. Ama değerlendirme sorularımız var. Birinci sorumuz gelsin. Cemre en çok neyle oynamaktan hoşlanıyormuş? Bir düşünelim bakalım.
Evet, suyla oynamaktan hoşlanıyormuş. İkinci soru geliyor. Emre ve Cemre kahvaltıda ne içmişler? Evet, işte doğru cevap. Tabii ki süt içmişler. Üçüncü soru geliyor. Süt verir bizlere, afiyet olsun sizlere. Bilmecesinin cevabı neymiş? Evet, inekmiş. Dördüncü soru geliyor. Hikayede inek neye benzetilmiş? Evet, küçük bir süt fabrikasına benzetilmiş. Bu videoda tanıttığım güzel seriye indirimli ulaşabilmeniz için Dikkat Çocuk yayınlarının linkini ve indirimli ulaşabileceğiniz kodu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.